Rahmi Turan Sözcü gazetesi vicdan da yok. FETÖ darbeyi Atatürkçüler yapmış olabilir demiş. Haysiyetsizce sözler. Adamda hiç vicdan da yok. Bazı ruh hastası çevreler var ki başlarına taş düşse Atatürk'ten bilecekler. Kılıçdaroğlu, adam hiç utanıp sıkılmadan darbe girişimini Atatürkçü ulusalcılar yapmış olabilir diyor. Bu densizliktir diye tepki göstermekte haklıdır. Kemal Kılıçdaroğlu kibar bir insan olduğu için daha ağır sözler sarf etmedi ama şunları da söylemeden edemedi. Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi? AK Parti size devleti teslim etti. Savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Onlar sana hoca efendi diyorlardı. Her istediğini verdiler. Sana devleti kimler teslim ettiyse o kişilerden er geç bunun hesabını soracağız.'' Fethullah Gülen'in densizliği üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu önemli bir açıklama daha yaptı. Buna göre 2007 yılında Tuncay Özkan'ın eline bir flash disk geçti. Diski veren şahıs içinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasının bütün ayrıntıları var dedi. Tuncay Özkan o tarihte milletvekili değil gazeteciydi. Flash diski götürüp dönemin kara kuvvetleri komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'a teslim etti. 9 Şubat 2009'da flash diskteki bütün bilgiler bir dosyaya aktarıldı. Disk Genel Kurmayla Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderildi. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk garip bir şekilde dosyayı kapattı. Öztürk halen FETÖ'cü suçlamasıyla hapiste. Bu flaş bellekten hazırlanan dosyada 15 bin subay ve az subayı içeren bilgi ve belgeler bulunuyordu. Binlerce FETÖ'cü subay ve az subayın örgütle bağları, örgüt ilişkileri ve ödemeler vardı, fakat kapatıldı. FETÖ'cü örgütlenmeyi gösteren flash diski, Kara Kuvvetleri Komutanı'na teslim eden Tuncay Özkan, 2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı ve suçsuz yere 6 yıl cezaevinde hapis yattı. Tuncay Özkan'ın FETÖ yapılanmasının ve fişleme dosyalarının bulunduğu flash diski, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısına teslim ettiği bildiriliyor. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Binlerce dava açılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren vatandaşın canını yakacak olan fahiş emlak vergisini savunan CHP'li belediyeler de var vatandaşa attıkları kazık yetmiyormuş gibi bir de bununla gurur duyuyorlar sanki. O kadar büyük haksızlık var ki emlak vergisi konusunda İstanbul Vergi Mahkemesi'ne binlerce dava açılacağı kesin. Allah mahkemenin yardımcısı olsun. Çok büyük rakamlara ulaşacak davaların içinden çıkmak hiç de kolay olmayacak. CHP'li belediyeler yaptıklarını temizleyecekleri yerde beni CHP'yi yıpratmakla suçluyorlar. Sanki ben yazmasam vatandaşı uyutabileceklermiş gibi. Canı yanan insanlar babasını bile dinlemez. Ben birçok olayda CHP'yi destekledim ama haksız olan halka karşı davranışları da eleştiririm. Her zaman halktan ve haklıdan yanayım. Belediyeler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bütün iyi niyetli olumlu çabalarını heba ediyorlar. 150'den fazla komşusuyla birlikte ayrı ayrı dava dilekçesi hazırlayan Alkentli Jojo Gonser'de dava dilekçesinin bir bölümünde 20 yıllık zaman periyodunda emlak vergisindeki artış doların artış hızından 16 kat daha fazla olmuştur. Bu fahiş artış kabul edilemez. İstanbul Ticaret Odası Komisyon Üyesi, mahalle muhtarıyla birlikte arsa raiç birim fiyatlarını yüksek buldukları için onaylamadıklarına dair muhalefet şerhi koymuşlardır. Bu asla adil olmayan bir vergidir, diyor. Belediyelerden bana vergilerin normal olduğuna dair haberler geliyor. Bunu bana değil, öfkeli vatandaşa anlatmaları lazım. Sonuçta kazığı yiyen onlar. Tebessüm Temel'in müsrif karısı. Temel arkadaşı Dursun'a dert yanıyor. Valla azizim benim karı çok müsrif. İki gün önce kalktı benden bin lira istedi. Ya o kadar müsrif ki dün sabahta Temel'cim bana beş yüz lira lazım dedi. Deme ya dur bitmedi. Bu sabahta bana altı yüz lira ver diye tutturmaz mı? Allah Allah senin karın bu kadar parayı ne yapıyor yahu? Bilmem valla hiç vermedim ki. Günün sözü. Bazı insanlar gittikleri yerde mutluluk yaratır.